Sofraları. Evet, teşekkür ediyorum. Evet, bu akşam da size İrfan Sofraları, 20. sofrayı anlatmak istiyorum. Allahu Teala buyurdu: "Ey peygamber, Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer yapmazsan onun elçiliğini yerine getirmemiş olursun." Her zaman söylüyorum: "Ya Muhammed, ey peygamber." Kader mi konuşacaktık? Yazıyı bitirelim, konuşalım Nilay. Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer onu yapmazsan elçiliğini yerine getirmemiş olursun. Beyzavi Hazretleri şöyle diyor: "Ayetin zahiri bütün indirilen şeyin tebliği gerektirir." Yani hakikatte Peygamber Efendimiz'e ne indiyse hepsini bize aktarması gerekiyor. Çünkü bu ayete göre. Ama belki de murat kulların menfaatlerine uygun olan tebliğdir. Menfaatlerine uygun dediği, onun anlayacakları kadar, onun anlayacağı şekilde sadece o kadarını aktar anlamında. Çünkü Allah'ın ifşasını haram kıldığı sırları da vardır. Nedir bu? İşte Hallacı Mansur'un kellesinin alınmasına sebep olan enel hak. Hak bende gizlidir. O zamanlar Hallacı Mansur diyor ki hak bende gizlidir. Bir, 92-93 yıllarında, 93 yaşlarında diyorum. Yani 30 yaşlarında daha o zamanlar. Ay derdik, adam var ya enel hak demiş yani. Tabii kellesini de alırlar falan. Niye? Cahiliz çünkü. Bilmiyoruz. Yani şimdi hakkın sende gizli olduğu bütün ayetlerde açık, belli ama biz anlamadığımız için bak bak adam bende gizli demiş. Yani ifşasını haram kıldığı sırları avama aktarmak yasaktır. Öldürürler seni. Yani sen desen ki yani hak bende gizlidir. Bir cami imamı, cami hocası ya da işte camiye gelen bir cahil insan yani sana der ki ne diyorsun ya saçmalama öyle şey mi olur falan der. Çünkü onunla ilgili hiçbir bilgiye sahip değildir. Fakat burada ey peygamber Rabbinden sana indirileni tebliğ et dediğindeki kısım şu kısımdır. Eğer sen Allah'ın varlığına ve birliğine eşheden la ilahe illallah dediysen, şahit olmuşsan, Allah'tan gelen, sana inen bilgileri de halka aktarmak için ve eşhede enne Muhammeden abduhu ve resulü. Yani o bilgileri senin de aktarman gerekiyor. Ama kime? Bunu anlayacak kişilere. Yani Allah'ın varlığını ve birliğini kabul edecek ve her şeyin Allah'tan gayri hiçbir şey olmadığını, yani sen yoksun, herhangi biri yok. Ne Eren, Evliya, Veli, Peygamber, hiçbiri yok. Hepsi Allah'tan. Allah'tan gayri hiçbir şey yok. Yani bazen peygamberleri, bazen işte bazı insanları putlaştırıyoruz. Yapmayın. Çocuklarımızı, ben çocuğum için kurban olurum. En büyük günahtır bu kelime. Yani ben onu yaradana kurban olurum diyebilirsin. Yani hani deriz ya senin yaradanına kurban olurum yani. Orada kurbanlık ancak Allah'adır. Kurbiyet ancak Allah'adır. Evet. Süfyan İbni Üyeyne Ebu Hüreyye radıyallahu anh'dan Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a şöyle dediği rivayet edilmiştir: "Öyle bir ilim vardır ki kapalı inci gibidir. Onu Allah'ı bilen alimlerden başkası bilmez. Onu söyledikleri zaman kibirlilerden başkası inkar edemez." Yani biz bunları pazartesi derslerimizde zaten size o incilerin çoğunu açıyoruz. Bu artık sizler birer bu işe hazır insanlarsınız, hazır varlıklarsınız. Yani Allah'ın
duymasını istediği kullarsınız. Avarif'te de bu mevcuttur. Hadis şunu ifade etmek istemektedir. Yani ilmin başkasına göre kapalı oluşu, kapalı eşyanın kıymet, güzellik, üstünlük bakımından kapalı olmayan nispeti gibidir. Bu takdirde hadisin manası şöyledir. İlimler arasında kapalı ve saklı gibi eşya bir ilmi vardır ki onu ancak Allah'ı bilen alimlerden başkası bilmez. Ha. Ne diyor? Allah'a kuş var. Aman Allah'ım. Kuş sesi geldi. Ses geliyor mu kuş sesi? Çok kısa geliyor. Üstünü örtsek mi? Rahatsız edici değil ustam. Tamam. Unuttum onları da. Allah'ı bilen alimlerden başkası bilmez dediği kısım bu işte. Yani sen Allah'ın varlığına ve birliğine şahit olup hani efali sıfatı zatı geçmişsen, kalp çakrasına çıkmışsan artık bu ilmi söylerse onun ancak gaflet ehli ve suret erbabı inkar eder. Yani gaflet ehli, gaflete düşmüş ya da suret erbabı dediği görünene inanan, görünmeyene inanmayan, yani mana aleminde iş olmayan kişiler. Çünkü bu ilim suret ilmi değildir. Kişi de bilmediğine düşmandır. İhya'dan Zeynül Abidin'den rivayet edilen bir beyit vardır. Nice ilim cevheri vardır ki onu saçsam sen puta tapıyorsun derler. Ha. Diyor ki öyle ilimler vardır ki bunu ben açıklasam sen puta tapıyorsun diye inkar ederler. Şimdi Peygamber Efendimiz'in de bir sözü vardır. Hazreti Ali'nin de bir sözü vardır. Peygamber Efendimiz demiştir ki bana inen bilgilerin sadece bir kısmını aktardım. Yani avama. Diğer bir kısmını sadece çevrem, aile efradına ya da ona inanan çevresindeki insanlara. Ama geri kalan %40'ını anlatamadım. Anlatsaydım o zamanlar beni öldürürlerdi. Demek ki yani Peygamber Efendimiz de yani hak bende gizlidir diyecek ama o dönem onlara hazır insanlar yoktu. Yani ve Miraç'tan indikten sonra soruyorlar sen Allah'la konuştun. Yani nasıl biriydi? Ne diyor? Beni gören tahkik hakkı görmüştür. Beni gören hakkı görmüştür diyor. Ve biz hepiniz de görüyoruz. Biz sizi görünce haktan gayrı bir şey görmüyoruz. Nereye bakarsak hak var. Haktan ayrı da yani hiçbir şey bu alemde yoktur, olamaz da. Müminlerden bir takım adamlar kanımı helal sayarlar ve yaptıkları şeylerin en kötüsünü güzel sanırlar. Yaptıkları şeylerin. Yani bunların riya, gıybet, dedikodu, yargılama bunları işte Allah için yapıyoruz diyerekten insanları öldürebilirler, insanları dışlayabilirler, insanlara lakap takabilirler. Hani işte burada müminlerden bir takım diyor yani. Orada mümin yok aslında, Müslüman vardır. Müslüman işte herkes Müslümandır. Ama mümin inanan demektir. Herkes mümin değildir. Mümin olabilmek bir basamak Müslümanlığın üstüne çıkabilmekle ilgilidir. Fakir der ki, bu zikredilen alim o kimsedir ki onun ilminin cevherinin, harflerin, alimleri hatta meşayihin de çoğu anlamaz. Halkın çoğu da anlamaz. Nitekim Şeyh Akşemseddin, biliyorsunuz Şeyh Akşemseddin Hazretleri Fatih'in hocası, aynı zamanda da Hacı Bayram Veli, Ankara'daki Hacı Bayram Veli'nin öğrencisidir. Risale-i Nuriye'sinde şöyle der. Bir kısım da var ki ehli hakikatte olmayan şeyhler onu inkar ederler. Bu
Alim tıpkı şu denize benzer. Halk arasındaki şüphe ve ihtilaf rüzgarlarının esmesi neticesinde üstünün dalgalanmasından dibi etkileyip hareket etmez. Onlar varlık arşının gölgesi altında oturmuş, orada korkusuz, hüzünsüz insanların hallerini seyrederler. Doğrusu Allah'ın velilerinde korku yoktur. Onlar üzülmezler de. Yunus Suresi 62. Ne diyor? Allah'ın velilerinde korku yoktur. Onlar üzülmezler de. Yani korku varsa henüz yolda değiliz. Eğer gelecek kaygı korkularımız, ölüm korkularımız, öldükten sonra işte cezalandırılacağız, yanacağız, yıkılacağız korkularımız, aç kalırım, parasız kalırım, yalnız kalırım korkularımız, bunların herhangi biri varsa bu yolda değiliz. Yolumuz bu yol değil. Evet, diyor ki hikaye olunur ki tüccarlardan biri dirhemlerle, dinarlarla dolu bir gemiyle bir padişahın memleketine gitmiş. Bütün bu hikayeler biliyorsunuz sembollerle anlatılır. Kur'an da sembollerle anlatılır. Allah-u Teala yani yaratılışın varoluştan bugüne kadar bizimle konuşması sembollerledir. Yani bir tüccar nedir? İşte mal, mülk, dünya hayatı sahibi. Bir gemi dolusu dirhemlerle parayla dolu bir gemi. Bir şehire gider. Bu şehirde ticarette bana kim denktir diye haber salar. Tellal çağırmış. Hiç kimse bunu bulunamamış. Yalnız bir kişi çıkmış ama elbisesi eskiliğinden, isminin küçük görülmesinden dolayı onun zengin olduğunu kimse bilmiyormuş. Yani sıradan bir adam çıkmış, benim demiş malım seninkine denk demiş. Yani meğer bu zata babalarından, dedelerinden bitmez tükenmez hazineler kalmış. Baba ve dedelerinden kalan hazineler İşte ilimdir arkadaşlar. Yani bize kaldı mı? Yani ne dünyasal ne de babamızdan dedemizden bilimsel bir hazine kalmadı. Ne yaptık? O hazineyi kendimiz çalışıp çabalayıp Rabbimizin isteği, Rabbimizin dileği, Rabbimizin izniyle onu kazanıp şimdi hazinelerin üzerinde oturuyoruz şu an. Kendisi her gün o kadar cevherlerle bir cevher döver ve onu yemeğe katar. Yanındakilere yedirirmiş. Onların kuvvetleri günden güne artarmış. Tacir hemen bunu duyunca ona misafir olmak istemiş. Şimdi bir cevher, değil mi? Dedelerine cevher bilgidir. Yani öyle güzel bilgiler kalmış ki ve o kişi böyle insanları toplar. Her gün onlara bu cevherlerden anlatır. Yani ilimden anlatır, sohbetten anlatır. Ve onları duyanlar günden güne kuvvetleri artarmış. Yani hayata bakış açıları, hayatta şeyleri, yani inançları. O da bu misafirliği kabul etmiş. Yine adeti vecile önüne bir cevher koymuş ve dövmek istemiş. Tüccar, bunu bana ver, gemidekilerin hepsini sana vereyim. Yani orada anlatmaya çalıştığı sırrı diyor ki, bu sırrı bana ver, ben sana bir gemi dolusu para vereyim. Zat hayır demiş, senin geminde olanları ben ne yapayım? Yani düşünsene, bir gemi dolusu para. Yani işte bizim hesabımıza 1 milyon dolar yatırsalar gibi düşün. Nefes mi buğday mı? Yani gelse adam dese ki nefes mi 1 milyon dolar mı? 1 milyon dolar. Gemide olanları ne yapayım ben? Ben hamal değilim. Bana bu yeter. Senin geminde olanlara ihtiyacım yok benim demiş. Tüccar demiş ki, o halde bunu parayla satamıyorsan bana hibe et. Yine Ozak demiş ki, bizim adetimiz demiş, cevheri dövmeden müstahak olanlara vermemektir. Ha. Bilgiyi hazmedecek şekilde getirmeden
Yani o karşıdaki kişiye aktarmamakmış. Yani dövme, cevheri döveceksin. Cevherden bir şey çıkacak ki onu sunacaksın yani hani. Çünkü cevher bütün olarak bütün kalırsa bunu kimse zapt edemez. Fazla yer bu yüzden de helak olur. Yani mesela daha önce size anlatmıştım ya su artezyen kazdırmaya giderken yanında 3 tane sanayiden arkadaş namaz falan kılıyorlar işte. Ben yolda çıkarken arabayı kullanırken dedim işte ya öbür dünya diye bir yer yok, cennet cehennem de yok falan dedim. Adamlar bozuldular. Ne yaptım ben? Cevheri dövmeden yani adamlara yutturmaya çalıştım. Yuttu mu? Hayır. Adamlara ağır geldi. Yani adamlar beni çok severlerken birdenbire dondu kaldılar. Yani iyi adamdı, düzgün adamdı, işini görmeye gidiyorduk. Nereden çıktı şimdi cennet cehennem kavramı? Ne, biz 5 vakit namaz kılıyoruz. Dedim ya ben öylesine söyledim, siz duymadınız, ben de anlatmadım dedim. Adamlar tamam abi biz de öyle düşündük zaten, biz senden bir şey duymadık dediler. Cevheri bütün alırsa bunu zapt edemez kişiler. Fazla yer ve o yüzden helak olur. Onun için döverler, yemeğe katarlar ve o suretle yiyenlerin önüne koyarlar. Onlar da bunu yerlerse akılları, zihinleri, fikirleri nurlanır. Ne oluyormuş? Aklın, fikrin, zihnin açılıyor. Farkındalığın oluyormuş. Yani zekaları artar. Bunun gibisini kazanmaya muktedir olurlar. Evet. Mesela dünyada Nuh peygamberi hep biliyoruz. Nuh peygamber bir gemi yapar ve herkesi içine alır ve her yeri su kaplar. Buradaki sembol nedir? Sembol su, su ilimdir. Nuh peygamber ilmi böyle cevheri dövmeden o kadar anlatır ki o zamanın şartlarında İnsanlar o ilimde boğulurlar. O suda boğulurlar. Anlamadıkları için boğulurlar. Gemiye binemezler. Nuh peygamberin gemisi nedir? Bir mürşidin kalbine girmektir. Kalp gemidir. Kalbin bulunduğu alan gemidir arkadaşlar. Arkadaşlar, göğüs kafesi Nuh peygamber sorar. Ya Rabbim de hani sen benden gemi yapmamı istiyorsun ama ben gemiyi nasıl yapacağımı bilmiyorum. Der ki bir tane kuş avla, onu derisini, tüylerini soy, içindeki göğüs kafesinden bir gemi yap. Aynen teknelerin neredeyse işte geçmişten bugüne kadar hepsi de kuş göğüs kafesi, insan göğüs kafesi, yani hepsi de göğsün kafesi. Yani ruhun olduğu alandır. İçindeki kuş da kalptir. Yani kafesin içindeki kalp dışarı çıkmak için uğraşıyor. Yani artık bu hapislik bize yeter. Biz özgür olmak istiyoruz. Yani özümüzü tanıyıp onunla birlikte yükselmek istiyoruz. Hakikate ermek istiyoruz. Yana yana yükselerek yukarıya çıkmak istiyoruz. Yani evet 20. sofrada da bu kadar. Yani avama her şey anlatılmaz. Şimdi içinizde bazı arkadaşlarınız söylüyor. Hocam işte anlatıyoruz bizi anlamıyorlar. O işte hocam anlatıyoruz bizi sen nereye gidiyorsun, ne yapıyorsun? Hatta bu eşlerimiz bile olabilir. Eşlerimiz bile bizim anlamadığı için, bizimle beraber yürümediği için bizimle el ele olmadığı için ne yapıyor? Ne yapıyorsun ya? Saçmalama ya bak. Yani o yani dünya kaynıyor senin haline bak diye size söyleyebiliyorlar. Evet bu konu hakkında sorusu olan var mı? Var. Kapatabilirsin. Kaydı kapat.